Evrendeki her şey birbirini etkiler. Zincirleme olarak hayatı var eden şey bu döngüdür. Kelebek etkisi, insan hayatının ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu, minik bir kar topunun nasıl bir çığa dönüşebileceğini, hayatımızda önemsiz görünen her şeyin aslında hayatımızın akışını etkilediğini anlatır. Hayatımızda aldığımız kararlar ve yaptığımız seçimler geleceğimizi belirler. Bu durumu en iyi kelebek etkisi teorisi açıklamaktadır. Kelebek etkisi, en kısa tanımla bir sistemin başlangıç verilerindeki ufak değişikliklerin büyük ve öngörülemez bir değişiklik yaratıp çok farklı sonuçlar doğurmasına verilen isimdir. Bu teoriyi ortaya atan Amerikalı bilim adamı Edward Lorenz'tir. Lorenz, teoriyi ilk olarak bilgisayarında hava durumu ile ilgili hesaplar yaparken bulmuştur. İlk hesaplamalarında başlangıç verisi olarak 0.506.127 sayısını kullanan Lorenz, İkinci hesaplamalarında ise 0.506'yı kullanmıştır. Göreceğiniz üzere iki sayı arasındaki fark sadece yaklaşık binde bir kadardır. Ancak bu küçük farka rağmen süreç gerçekleşirken ikinci hesaplamada kullanılan değer sonuca ulaştığında çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkıyordu. Yani sayılar birbirine çok yakın olmasına rağmen sonuçlarda çok büyük farklılıklar oluşuyordu. Lorenz bu duruma kaos teorisi adını vermişti. Ancak bu isim daha sonra kelebek etkisi teorisi olarak anılmaya başlandı. Lorenz kelebek etkisiyle ilgili verdiği bir örnekte, bir kelebeğin kanat çırpmasının atmosferde küçük değişimler oluşturarak başka bir yerde bir hortumun oluşmasına sebep olabileceğini veya bir hortumun başlamasına engel olabileceğini söylüyordu. Bu ifade oluşan küçük bir etkinin büyüyerek kaoslara sebep olabileceğini veya engelleyebileceğini belirtir. Kelebeğin kanat çırpması, sistemin başlangıç koşulundaki ufak bir değişikliği temsil eder. Bu değişiklik, daha sonra büyük ölçekli değişikliklere yol açarak bir dizi olaylar zincirinin başlamasına sebep olabilir. Kelebek etkisini günlük yaşama uyarladığımızda, ortaya çıkan sonuç yapılan her hareketin değerli olduğudur. Küçük gibi görünen durumlar büyük etkiler yaratabilir. Örneğin geçmişte yaşanan birkaç ufak olay, bir dizi olay sonrasında büyüyerek tahmin edilemez sonuçlara sebep olmuştur. İşte onlardan birkaçı. Henry Tandy, İngiliz ordusunda görevli bir askerdi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Henry yaralı ve bitkin bir Alman askeriyle karşılaştı. Silahını yerde yatan Alman askerine doğrulttu. Fakat düşmanı da olsa yaralı ve savunmasız bir insanı öldürmeyi doğru bulmadı. Adolf Hitler'i vurmadı ve böylece onun hayatını bağışlamış oldu. Fakat yıllar sonra vurmadığı o adam Almanya'nın yeni lideri oldu. Ve 2. Dünya Savaşı'nın başlamasındaki en büyük rolü o üstlendi. Adolf Hitler'in başlattığı savaş yüzünden yaklaşık 80 milyon insan hayatını kaybetti. Adolf Hitler, Henry Tandy tarafından bağışlanmasaydı, belki de 2. Dünya Savaşı hiç başlamayacak ve 80 milyon insan hayatını kaybetmeyecekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 tarihinde Dallas'ta uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Kennedy, Soğuk Savaş'ı bitirip, savaşa ayrılacak bütçeyi bilime, uzay çalışmalarına ve eğitime aktarmayı düşünüyordu. Eğer Kennedy suikaste kurban gitmeseydi, Amerika ve dünya tarihi daha farklı olabilirdi. Onun suikaste kurban gitmesinin en büyük sebebi, 20'li yaşlarında yaşadığı bir olaydı. Şu an Kennedy'nin 23 yaşındaki halini görüyorsunuz. Suikastten tam 23 yıl önce Kennedy spor yapıyordu. Yine bir gün spor yaparken bir kaza geçirdi. Geçirdiği kaza, Kennedy'nin belinden rahatsızlanmasına sebep olmuştu. Belindeki rahatsızlık yüzünden de bazı günler bel ağrısı çekiyordu. Kennedy, bel ağrısı çektiği günlerde korse takarak bu acıyı dindirmeye çalışıyordu. Ayrıca korse taktığı günler sürekli dik oturmak zorunda kalıyordu. Suikaste kurban gittiği günde bu korselerden birini takmıştı. Keskin nişancı ilk mermiyi ateşlediğinde istediği vuruşu yapamadı. John F. Kennedy bu süreç içerisinde yere eğilip suikastten kurtulabilirdi. Çünkü yarası çok ağır değildi. Ancak taktığı korse yüzünden o gün aracın içerisinde eğilemedi. Ve keskin nişancı ölümcül vuruşunu yaparak 22 Kasım 1963'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'yi kafasından vurarak öldürdü.
Kennedy o gün spor yapmasaydı sakatlanmayacaktı. Eğer sakatlanmasaydı o korselerden birini giymeyecekti. O korselerden birini giymeseydi aracın içine eğilip suikastten kurtulmuş olacaktı. İşte kelebek etkisi olarak adlandırılan durum böyle bir şeydir. Küçük gibi görünen durumlar büyüyerek büyük etkiler yaratabilir. Kelebek etkisi tahmin edilemezdir. Aldığınız ufak bir karar, küçük bir kar topu gibi büyüyerek büyük bir çığa sebep olabilir. Bu çığ size, etrafınızdaki insanlara ve dünyadaki diğer herkese etki edebilir. İşte bu yüzden en ufak seçimlerinizi bile hafife almayın. Çünkü yaptığınız bir seçimle birçok insanın hayatını etkileyebilirsiniz. Bunun anlamı da aldığınız her kararın değerli olduğudur. Kendinizi ve seçimlerinizi küçümsemeyin. Çünkü dünyayı şekillendirebilirsiniz.